sene evvel ben ilk defa Türk halk müziğini ve Türk sanat müziğini çok seslendirme yoluna girdiğimde çok büyük engellerle karşılaştım. Ya Türk sanat müziğini bozuyor, efendim işte şudur budur, halk müziğimizi bozuyor falan gibi konuşmalara muhatap oldum. 1972 senesinde Gurbet'i yaptım. Bugünkü dinlenme oranı Avrupa ile ve Amerika ile, dünya ile birlikte 100 milyona yakın. Mantık, irade, kuvvet, sevinci pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Mantık, irade, kuvvet, sevinci pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Geleneksel klasik Amerikan standartları, caz standartlarını çalmak yerine kendi ülkeminden kaynaklanan, kendi ülkemin kültüründen kaynaklanan bir yola girdim ben. Bu sefer de dediler ki ya bu işte etnik caz falan filan, biz bundan hoşlanmıyoruz. Biz klasik müzik cazsa cazdır yani, işte böyle etnik metnik falan filan böyle şeyleri biz kabul etmiyoruz. Biz bu müziği oluşturduk. Ben Türkiye'de halk müziğimize ve sanat müziğimize bir altyapı, evrensel bir altyapıyla işlendiği takdirde bizim müziğimizin dünyadaki müziklerden hiç aşağı kalır tarafı yok. Bilakis fazlası var. Bence eksiği yok. Ben bu prensiplerle müzik yaptım. 50 yıl bunun mücadelesini verdim. Efendime söyleyeyim. Bunun sonuçlarını şimdi alıyorum. Dediğim gibi reytingler, mesela Gurbet bugün Türkiye'nin görünmez hit parade'dir. Yani görünmez en çok sevilen şarkısıdır. Çünkü rakamı söyledim, 100 milyon gibi dünyada. Mesela Wiz Khalifa isimli Amerikalı rap sanatçısı benim Aç Kapıyı Gir İçeri isimli şarkımı aldı ve planında söyledi. Ve ben ondan ülkeme küçük de olsa bir döviz kazandırdım. Bakın bu çok güzel bir şey. 5000 dolar civarında bir para aldım ondan. Bu güzel bir şey. Şimdi bir sürü Alman grup Gurbet'i yapıyor. Benden izin için sıraya girmiş vaziyetteler. Olayı böyle düşünüyorum. İnşallah benim bu mesajlarımdan dinleyenler kendilerine bir pay çıkartırlar. Görüldüğü gibi yıllardır memleketim için çalışıyorum. Bir hoş seda bırakabilirsem bu ülkemde, arkamdan bir Fatiha okunursa veyahut da bu adam bir şeyler yapmak için çırpındı, uğraştı, didindi bu ülke için, bu vatan için derlerse ruhum çok şad olacak. Yani o zaman hakikaten çok mutlu olacağım.